Herkese merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bu videoda size Haziran Bulut Journal'ımı nasıl hazırladığımı anlatacağım. Ben oldukça sade ve hani böyle çok basit düzeyde yapıyorum. Çünkü bu kadar da işimi görüyor. Bunu böyle bir sanat olarak gerçekten sanat diyebileceğiniz şekilde yapan insanlar var. Çok da beğeniyorum ama biz öyle yapmayacağız. Şimdi giriş sayfası için, Haziran ayının böyle küçük bir göstergesini yapacağımız sayfa için... Direkt fosforlu kalemle şöyle tatlı bir çerçeve yapıyorum. Bu arada başlıkta bahsettiğim simetri takıntısı olanların izlememesi gereken video bu. Hani gerçekten böyle üzgünüm bunun için. Ama olsun biz tüm çizgiler düzmüş gibi hayal ediyoruz. Ve bu başlık tiplerine gösterdiğim notlarımda da çok sık kullandığım bu başlığı yapıyorum. Ama 0.38 kalem kullandığım için bu ince yazının çok ince kalacağını düşünememiştim. Bu yüzden ikinci bir kat geçiyorum üstüne. Çünkü böyle daha güzel duruyor gibi düşündüm. Bence öyle oldu yani. Daha sonra bu Stabilo'nun Stabilo kalemiyle ince bir şerit çektim. Günleri yazdım. Şimdi de aylık o küçük göstergeyi yapıyoruz. Bunlar böyle tatlı duruyor. Ben seviyorum. Bazen not falan alıyorum kenarlarına. Ve böyle gözüküyor. Basit. Gerçekten basit. Şimdi ne yapıyoruz? Benim mayıs ayında en çok kullandığım kısmı yapıyoruz. Çünkü gerçekten herhangi bir şey unutmak istemediğimde böyle küçük hatırlatmalar, doğum günleri vesaire yazdığım kısım burası. Yapımı da çok basit. Hani yine süslemeyeceğim. Oldukça minimal şekilde yapmak istiyorum. Bu şekilde küçük kareler yaptık. Daha sonra 7 karenin başına böyle şerit atıyorum ve haftanın 7 gününü yazıyoruz. Gerçekten çok basit. Bunu her şekilde kullanabilirsiniz aslında. Hani daha fazla süsleyebilirsiniz de istiyorsanız. Ben hani çok vakit kaybetmemek adına hemen en basit bu şekilde yaptım. Şimdi günleri yazıyorum böyle sağ alt köşelerine kaçıncı gün olduklarını. Ve bu kadar. Oldukça basit ama çok da tatlı ve çok kullanışlı aslında. Şimdi bunlara istediğimizi yazıyoruz. Ama tabii ki günlük planlama yapmak için birazcık daha büyük kutulara ihtiyacımız var. Bunları ben aslında birazcık hani kendi kullanış şeklimden bahsedeyim. Ben birazcık günlük gibi kullanıyorum. Nasıl günlük gibi? Yani her zaman günlük planlamamı yazmıyorum. Çünkü bazen plansız yaşamak istediğim günlerde oluyor. Bu yüzden de o gün nasıl geçmiş, neler yapmışım. Hani o küçük kutuya sığdırabileceğim kadar çok şey sığdırmaya çalışıyorum. Ve dönüp baktığımda ay sonunda böyle çok tatlı manzaralarla karşılaşabiliyorum. Çok hoşuma gidiyor benim. Ki zaten normalde senelerdir günlük tutan bir insanım. Seviyorum da devam etmek istiyorum da ama okul zaman nedense birazcık aksatıyorum. Ama bu şekilde çok güzel oluyor. Şimdi normalde 4 tane bundan yapacağız 4 hafta. Ama diğer kısmı geçiyorum. Sadece son 2 kısımlık, son 2 günlük bir kısım kalıyor bize. Çünkü onlar o sayfaları sığmıyorlar. Pazartesi ve salı günleri. Bu kutuları yaptıktan sonra altına 30 günlük böyle tatlı bir şey çiziyoruz. Bu küçük aylık gösterge istediğiniz her şekilde yapabilirsiniz. Yani istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. 30 gün boyunca düzene sokmak istediğiniz ne varsa yapabilirsiniz. Kendi adıma konuşmak gerekirse kitap okuma, spor yapma ve şekersiz beslenme adına kutucuklar yaptım. Son olarak da yine günlerimizi yazıyoruz ve bu sayfa bitiyor. Böyle tatlı bir sayfa oldu ama yapımı gerçekten çok basit inanın bana. Şimdi şöyle ki e, Erva'da gördüm. Erva'nın profilini aşağıya bırakırım. Gerçekten çok güzel yapıyor. Ondan görüp de Mayıs ayında denediğim ve gerçekten böyle çok mutlu olarak yaptığım bir sayfadan bahsediyorum. Bunda her gün bir satır yazıyoruz. Bu satırı istediğinizi yazabilirsiniz. O günü hatırlatacak bir şey, o günü özel bir şey yani istediğinizi. Ama gerçekten dönüp baktığınızda çok güzel şeylerle karşılaşıyorsunuz. O yüzden güzel. Şimdi bir de geçen ay çok izledim. Gerçekten çok fazla dizi film izledim. Ve bunu toplu bir şekilde bir yerde görmek benim çok hoşuma gitti. O yüzden Haziran ayında da izlediklerim ve okuduklarım kısmını yapacağım. Çünkü gerçekten hani o ay nasıl geçmiş, neler yapmışım, neleri vakit ayırmışım onları görmek istiyorum. Bu yüzden de böyle tatlı iki kutucuk yapıyoruz ama sonlarını birazcık kesik kesik yapıyoruz. Uzaktan da göstereceğim onu şimdi. Bir diğer düzene sokmak istediğim şey de kitap okumamdı. Haziran ayını her gün en az 50 sayfa okuyarak geçirmek istiyorum. Umarım ki çok istikrarlı bir şekilde yaparım bunu. Bu şekilde bir tablo yapıyorum ve 50, 100, 150 ve 200'den fazla yazıyorum o üst kısımlara. Ve her gün kaç sayfa koduysam fosforlu kalemle böyle oraya doğru, yana doğru bir çizik atıyorum. Gerçekten hem çok tatlı duruyor hem de bilmiyorum. Yani böyle düzene sokmak adına ben dijital şeyleri çok sevmediğimden türü bu şekilde elimin altında olması daha çok hoşuma gidiyor. Uzaktan da bu şekilde bu kenarları yırtık yırtık dediğimde Şimdi uzaktan gösterince iyi anlayacaksınız. Yapımları gerçekten inanılmaz basit. Hani bana inanın gözünüz korkmasın. Anlatacaklarım bu kadardı benim. İzlediğiniz için, beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.